Türkçe İngilizce çeviri set 2. Şimdi şuradaki yaklaşık olarak önemli olabilir. Mesela yaklaşık olarak milattan önce 8. yüzyılda. Yaklaşık olarak diyor mesela, tam olarak demiyor. Ya da tam 8. yüzyılda demiyor, yaklaşık olarak diyor. Bu erantla, ebatla vesaire verilebilir. Yaklaşık olarak milattan önce 8. yüzyılda Homer tarafından diyor ya, Bay Homer, mutlaka bunu bilmeniz gerekiyor. Yani daha doğrusu bunu bulmamız gerekiyor. Homer tarafından kaleme alınan relative clause, yani penned by Homer gibi bir şey olabilir ya da written by Homer olabilir. Truva Savaşı hakkındaki destanlar, bunlar öznelerimiz, birkaç yüzyıl boyunca sözlü olarak korunmuş olabilir. Sözlü olarak orally ya da in oral form olabilir. Korunmuş olabilir, dikkat edin, pasif ve olasılık söz konusu. Yani may have been preserved olabilir. Şimdi nereden gidelim? İsterseniz önce şeyden gidelim mi? Basit olandan gidelim mi? Homer tarafından, Bay Homer. Nerede var? Adamda Bay Homer var mı? Yok. Peki Bolu'da Bay Homer var mı? Bay Homer Bolu'da yok. Cihan'da var mı Bay Homer? Var. Bay Homer diyor. Doğru, bu olabilir. Denizli'ye baktığımızda Bay Homer var mı? Var. Deniz de olabilir o zaman. Edirne'ye baktığınızda Bay Homer var mı? Yok. Yok. O zaman Cihan ve Deniz arasında kaldık. Şeyden gidelim mi, ne dersiniz? Yüklemden korunmuş olabilir. Peki Cihan'daki yükleme bakalım. Had probably existed diyor. Muhtemelen var olmuştu. Bu korunmuş olabilir demek değil. Cihan gitti. Denizli'ye bakalım. May have been preserved diyor. Korunmuş olabilir. O zaman Denizli doğruca. Peki bakalım Denizli mi? Evet. Peki, yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyılda ifadesini Deniz nasıl vermiş? In about aşağı yukarı, the 18th century BC vermiş, güzel vermiş. Peki, sözlü olarak ifadesini birde nasıl, şeyde nasıl vermiş D şıkkında? Orally, güzel. For several centuries, birkaç yüzyıl boyunca. Vallahi her şey var Denizli'de. Peki, Adana'yı nasıl eliyoruz? Adana'yı şuradan eleyebiliriz, but. Yukarıda but var mı? Yok. Bir de Adana'da ne diyor? May have been around. Etrafta olmuş olabilir ama bize korunmuş olabilir lazım. Oradan da gitti. Adana'da gene probably fazla. Oradan da gidebilir. Bolu nereden gidiyordu? Bolu'da mesela girişi olmamış zaten. Apparently diyor. Açıkça. Açıkça yok yukarıda. Sonra sometime diyor. 8. yüzyılda bir zamanda diyor. Sometime fazla. Aşağı yukarı demesi gerekiyordu. Gene Bolu'da but var. But'tan da gitti arkadaşlar. Cihan'ı elemiştik ama Cihan başka nereden giriyor? Before'dan gidiyor çünkü yukarıda before yok. Finally var Cihan'da. Yukarıda finally'ye bakacak bir şey yok. Gene sometime diyor. Oradan da gitti. Yani aşağı yukarı 8. yüzyıl demesi gerekirken Cihan'da 8. yüzyılda bir zamanda demiş. Sometime'dan dolayı gitti. Edirne'de transcribed var. Bu çevirmek diyebilirsiniz burada ama direkt yazmıştır diyor. E şıkkında transcribed'den gidiyor bence. Sonra but var. Gene Edirne'de, oradan da gidebilir. Gene Edirne'ye baktığınız zaman yüklem go back to, dayanır diye çeviriyoruz ama yukarıda dayanır yok. Yani aslında düşünürsek şu 8. yüzyılda, yaklaşık olarak 8. yüzyılda bir Denizli'de var. Ondan sonra may have been preserved, yani yüklem sadece Denizli'de uygun. Yani o zaman Denizli doğru cevap diyoruz ve geçiyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Güzel bir soru, ikinci soru. Şimdi bakalım. Ortaçağ haritaları. Şimdi bu bizim öznemiz mi? Öznemiz. Peki ortaçağ haritaları nerede var? Bakalım. A şıkkına baktığınız zaman ortaçağ haritalarında diyor. In. Gitti. Öznemiz çünkü ortaçağ haritaları. Adana ortaçağ haritalarında diyor. O yüzden gitti. Peki Bolu'ya baktığımız zaman ne diyor? Bakın in medieval maps diyor. Gene ortaçağ haritalarında. Gene özne yok. Daha doğrusu gene öznemiz ortaçağ haritaları değil. Adana Bolu'yu eledik. Peki Cihan'a baktığınız zaman ne diyor? On medieval maps diyor. Gene ortaçağ haritalarında demiş. Bize ortaçağ haritaları lazım. Ortaçağ haritaları lazım. Ortaçağ haritalarında değil. Cihan gitti. Denizli medieval maps olabilir. Edirne'de medieval maps, bu da olabilir. Yani uydu. D ve Edirne şıkları arkadaşlar uydu. Peki deniz şıkkına bakalım. Ortaçağ haritaları gösterir. Doğru. Gösterir var. Tamam. Show that large areas of the Netherlands. Hollanda'nın büyük alanları. Arkadaşlar Hollanda'nın büyük alanları diyor diye şıkkında.
Ama yukarıda ne diyor? Hollanda'nın neredeyse yarısını. İkisi aynı şey değil. Hollanda'nın neredeyse yarısını Hollanda'nın büyük alanları karşılamaz. O yüzden bence Denizli'ye diyelim. Edirne'ye bakalım. Peki Edirne'de var mı Hollanda'nın neredeyse yarısını? Edirne'de var. Nearly half of the Netherlands. Var. O zaman Edirne doğru cevap diyoruz. Peki başka? Mesela ama o zamandan beri ifadesi var yukarıda soruda. Edirne'de var mı? Var. But since then. Sonra ne diyor? Large areas. Büyük alanlar. Geniş alanlar. Bakın yukarıda var. Have been claimed from the sea. Denizden alınmıştır. Edirne çok doğru cevap. Çok güzel bir cevap daha doğrusu. Adana'ya baktığınız zaman diyor ki has withdrawn from large areas. Büyük alanlardan elde edilmiştir diyor A şıkkında. Oysa ki denizden kazanılmıştır demesi gerekiyordu. A gene gitti. Bu adaya baktığımız zaman ne diyor? They were underwater. Su altındaydı. Buradan delinebilir. Çünkü yukarıda karşılığı yok. Ceyhan'da ne diyor? Were recovered from the sea. Denizden elde edilmiştir. Denizden elde edilmiştir. Bu güzel görünüyor belki ama since yok arkadaşlar. Since yok. Oradan da elenebilir. Deniz zaten elemiştik. Doğru cevabımız Edirne diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şimdi bakalım. Üçüncü sorumuza. Geçen yüzyılın başlarında at the turn of the last century A şıkkında olabilir. Bolu'da at the turn of the last century bu da olabilir. Ceyhan'da by the turn of the last century bu da oldu. Denizli by the turn of the last century bu da oldu. Edirne'de with the turn of the last century bu da olabilir. Bu da kabul edilebilir. Demek ki buradan çıkmadı. Bazı ırklara karşı doğuştan ve içgüdüsel bir tepki olarak düşünmek yaygındı. Şimdi bizim yüklemimiz ne onu bulalım. Yaygındı. Yaygındı'yı bulalım. A şıkkında was generally regarded. Genelde kabul edilirdi. Yüklem bu A şıkkında ama bizim yüklem neydi? Yaygındı. Bu olmadı. Bolu'ya bakalım. It was common diyor. It was common yaygındı demek. Bolu olabilir. Kalsın. Ceyhan'a baktığımız zaman people were prejudiced diyor. İnsanlar ön yargılıydı. Bu gitti. Çünkü yaygındı farklı bir şey. İnsanlar ön yargılıydı farklı bir şey. Deniz'e baktığımız zaman diyor ki was commonly seen. Genel olarak yaygın olarak görülürdü. Ama yaygındı var yukarıda. Aynı şey değil. Edirne'ye baktığımız zaman was regarded kabul edilirdi. Bu da kabul edilirdi dediği için olmadı arkadaşlar. Bizim yüklemimiz it was common sadece nerede var? Bolu'da. Peki öznemiz ne? Düşünmek. Düşünmek. Düşünmek burada fiilimsi olarak kullanılmış. Dolayısıyla ya to consider ya da considering olması gerekiyor. Bolu'ya baktığımız zaman to consider var. Yani it was common to consider. Düşünmek yaygındı. Bolu'da var. Peki Adana'da var mı? Hani consider ya da considering var mı? Yok. Değil mi? Peki Ceyhan'da var mı? O da yok. Deniz'de var mı? To consider, considering. Yok. Edirne'de var mı? Yok arkadaşlar. Bir de Edirne'de more prejudiced var. Yani buradaki more'dan da gidebilir. Doğru cevabımız Bolu arkadaşlar. Çünkü özne ve yüklem ilişkisi sadece Bolu'da karşılığını buldu. Bakalım Bolu mu? Evet. Bolu bizim doğru cevabımız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bu soruya şöyle girişte baktığımız zaman dıkça dikçe yapısını görüyoruz. Çocuklar daha fazla bağımsızlık kazandıkça dıkça dikçe ifadesi as devrilir İngilizce'de. Adana'da once var. Once gitti arkadaşlar. Olmadı A şıkkı. Bolu'da as var. Dıkça dikçe diye veriliyor ya olabilir. Cihan'da as var. Bu da olabilir. Deniz'de when var. Ben olamaz. Dıkça dikçeyi as de veriyoruz çünkü. Edirne'ye baktığımız zaman gene once var. Gene gitti. Bolu ve Cihan arasında kaldınız. As children get more independent. Çocuklar daha fazla bağımsızlık kazandıkça ifadesi Bolu ve Cihan'da var. Girişte var. Peki ne yapalım? Devam edelim. Onların genleri kendilerine uyan. Bakın uyan ifadesini nasıl verebilirsiniz? İngilizce'de relative clause'la. Which suit ya da which suits olabilir. Peki Bolu'da var mı? Bakalım. Relative clause which suits ya da suiting. As children get more independence they just start to operate more forcefully. To create what is for them a more congenial environment. Yok. Uyan, suiting, which suit yok. Peki Bolu'yu bir geçelim. Cihan'a bakalım. Cihan'da var mı? Uyan var. That suit them. Onlara uyan. O zaman Cihan doğru. Peki yüklemden de gidelim isterseniz. Yüklemimiz ne? İşleyebilir. İşleyebilir. Adana'da nasıl vermiş?
operate, işler, gitti. Bolu da start to operate demiş, işlemeye başlayabilir, silelim. Ceyhan da can operate, işleyebilir demek, bu olabilir. Denizli'de ne var? Work var, yüklem work. Ya da start to desire, ikisi de olmadı. Edirne'ye baktığımız zaman yüklem ne? Prompt them to desire. Yani arzulamalarını destekler. Bu da olmadı. Peki başka bir şeyden yapabilir miyiz? Şuradan da yapabilir miyiz? Daha aktif bir tarzda. Daha aktif bir tarzda. Bakın Ceyhan'a. In a more active manner. Sadece Ceyhan'da var. Bakın daha aktif bir tarzda. Sadece Ceyhan'da var. Dolayısıyla Ceyhan doğru cevap diyebiliriz. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Ceyhan doğru cevaptı. Beşinci sorumuza bakalım. Şimdi Catherine Mansfield bizim öznemiz. Doğru mu? Evet. O zaman Adana şıkı gitti. Neden gitti? Adana diyor ki The Russian writer Chekhov's short stories. Yani Rus yazar Chekhov'un kısa hikayeleri özne olmuş aşkımda. Ama bizim öznemiz ne? Catherine Mansfield. Adana'yı böyle eleyebiliriz. Peki başka özellikle ifadesi var. Özellikle ifadesi A şıkkında var mı? Şöyle bakıyorum. Depend more, atmosphere, özellikle var mı? Var mı? Var mı? Yok. Peki, Bolu'da özellikle var mı? Catherine Mansfield was a great admirer of Russian writer Chekhov. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Özellikle. Hani particularly, in particular. Yok. Peki, Ceyhan'da var mı özellikle? Like the Russian short story writer Chekhov. Şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Var mı? Yok. Peki Deniz'de var mı özellikle? Şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Catherine Mansfield greatly admired the style of Chekhov falan filan böyle gidiyor. Şöyle bakıyorum göz ucuyla. Yok. Peki Edirne'de var mı? Ona bakalım. Catherine Mansfield, öznemiz uydu. Was particularly impressed. Özellikle etkilenmiştir diyor. Particularly özellikle. Peki was impressed etkilenmiş. Yukarıda etkilenmiş var bakın. Çok güzel. Peki, by the short stories of the Russian writer Chekhov, yani Rus yazar Chekhov'un hikayelerini özellikle etkilenmiştir. Aynısı var. Like him, onun gibi. Bakın, aynısı var. She wrote, yazmıştır. Yazmıştır, yüklemimiz ne yazmıştır. Peki yazmıştır var mı? Var. Beşinci sorunun en sonunda yazmıştır var. Burada da var. Hikayeler yazmıştır. Which depend, which depend dayanan, dayanan ya da dayalı olan. Fark etmiyor. Peki var mı dayanan, dayalı olan? 5'te dayalı diyor. Aynı şey. Dayanan ya da dayalı aynı şey. Bence güzel oldu arkadaşlar. Edirne'de sıkıntı yok. Peki neden Adana olmadı? Az önce konuşmuştuk. Özneden olmadı. Bir de Adana'nın öznesine baktığınızda ne diyor? Depend. Dayalıdır. Ama yukarıda yazmıştır var. Oradan da gitti. Sonra diyor ki Adana'nın devamında impressed etkilemiştir. Oradan da gitti. Adana'da etkilemiştir. Oradan da gitti. Yani 3 tane yüklem var Adana'da. Hiçbirisi yazmıştır değil. Bolu'ya baktığınız zaman yükleme ne diyor? Are centered. Yani toplanmıştır. Toplanmıştır farklı bir şey. Yazmıştır farklı bir şey arkadaşlar. Bolu gitti. Ceyhan Rod diyor tamam. Gerçi Ceyhan'ı biz elemiştik. Particularly yani özellikle olmak için elemiştik. Ve de Ceyhan da etkilenmeden söz etmiyor. Etkilenme yok Ceyhan'da. Oradan da gitti. Denizli'ye baktığımız zaman Rod var. Tamam. Ama admired var burada. Bakın etkilenmiş pasif olması gerekiyor. Ama Denizli'deki admired aktif. Oradan da elenebilir. Bir de Deniz neden elemiştik? Özellikle ifadesi olmadığı için. Son tahlilde arkadaşlar Edirne doğru cevap. Videomuzu burada bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.